Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı pide tarifini paylaşmak istiyorum. Yumuşacık nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hamuru için yoğurma kabına 5 su bardağı un, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Hamuru yoğurma makineme aldım. Suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Suyu dikkatle ekleyin. Unun kalitesine veya markasına göre su alma miktarı değişiklik gösterebilir. Ben toplamda 2 su bardağı artı çeyrek su bardağı su kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırladım. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. 400 gram kıyma, 5 tane küçük salkım domates kullandım, 2 tane küçük boy kuru soğan, 3 tane de yeşil biber kullandım. Tüm malzemeleri robotta çektim. Kıymanın üzerine ekliyorum. Tuzunu ekledim. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı da kimyon ekliyorum. İyice karıştırıp yoğuralım. Kıymalı harcımız hazır. Hamurumu 30 dakika dinlendirdim. Şöyle bir havasını aldım. Masanın üzerine un serpip hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamuru şöyle bir toparlayıp bezeler alacağım. Hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Toplamda 13 tane beze aldım. Hamurları eşitleyerek bezeleri hazırlıyorum. Bezeleri un serptiğim masanın üzerine alıyorum. Bezelerin üzerine kurumaması için buzdolabı poşetiyle örttüm. İlk yaptığım bezeden başlayarak açıyorum. İnce uzun olacak şekilde merdane ile açıyorum. Çok fazla büyütmenize de gerek yok. Fazla ununu silkeliyorum. İkinci bezemi aldım. İkinci bezeyi açıyorum. Eğer yeriniz müsaitse bütün hamurları açabilirsiniz. Daha sonra hazırlayıp fırına verebilirsiniz. Bu şekilde daha kolay olacaktır. Açtığınız hamurları da temiz bir örtünün üzerine alın. Yoksa hamur kendini salıp olduğu yere yapışabilir. İç malzemem bana biraz kuru geldi. O yüzden yarım çay bardağı kadar su ekledim. Karıştırıyorum. Hazırladığımız iç harçtan bir yemek kaşığı alıp iç harcını hamurun orta kısmına yayalım. Hamurların kenarlarını ortada birleştirelim. Uç kısımlarını videoda görüldüğü gibi kapatalım. Ve hafif şöyle elimizle çekerek uzatıp düzeltelim. Fırın tepsisine alalım. Tekrar gösteriyorum. Hamurun orta kısmına bir yemek kaşığı iç harcından yayalım. Hamurun videoda görüldüğü gibi kapatalım.
hafif elimizle uzatarak şeklini düzeltelim. Bütün hamurları bu şekilde hazırlayacağım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aldım ve elimle tekrar çekerek biraz daha uzatıyorum. Fırın tepsisi büyüklüğünde uzatıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı yoğurt, bir tane yumurta sarısı karıştırdım. Pidelerin üzerine sürelim. Bu şekilde daha güzel kızarıyor, aynı zamanda da daha yumuşak oluyor. Önceden ısıtılmış, maksimum derecede ayarladığım fırına verdim. Fırınımın en yüksek ayarında pişirdim. 10 ila 15 dakika arasında pişiyor. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. İkinci hazırladığım bezemi fırına verdim. Fırından çıkarttım. Sıcak pidelerin üzerine tereyağı sürüyorum. Pidelerimizin üzerinin hem yumuşamasını sağlayacak hem de lezzet katacak pidelerimize. Kıymalı pide tarifimiz hazır. Çok güzel bir şekilde kızardı. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Kesip sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.